Evet, şimdi gelelim modun sunmuş olduğu küçük bir yeniliğe daha. Bu yenilikte dostlar artık boyama özelliği sunuluyor modda bizde. Bakın şu anda burada gördüğü gibi 8 renk bulunmakta. Ve her bir 8 renk artık mod tarafından hem vagonlar için hem de trenin parçaları için boyanabilir durumdalar. Nasıl mı? Mesela bakın şu anda ben burada beyaz boyayı aldığımda artık vagonunu ya da trenin kendisini boyayabilirim. Hey Seram, seninle bugün 9'a önce çekmiş olduğum yeni bir modun güncellenmiş halini çekeceğim. Herkese tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün seninle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni bir modda da karşınızdayım. Fakat tabii ki de videoya geçmeden önce eğer sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları biliyorsanız bana destek adına aşağıdan kanala abone olmanız ve yanındaki bildirim açmanız yeterli. Ayrıca bu kanala katılarak da daha birçok acayip damlayacaklarında yer alma şansına sahip olabileceksiniz. Ve tabii ki Ines'lerden birçok farklı mod önermenizi istemiştim. Ve Ines'ler boş durmadınız, bana tren modunu önerdiniz. Ve ben de bugün tren modunu çekmekteyim. Benden birçokça tren modu istemiştiniz. Peki tren modu, yani bugün modumuz güncellenmiş bir tren modu aslında. Benim gibi daha önceden 9 ay önce bir tren modu çekmiştim. Ve o mod ardından tamı tamına 9 ay geçti. Ve moda yeni bir güncelleme geldi. Yani birinci sürümden ikinci sürüme geçti. Peki bu sürümde neler yeni? Gelin bunlara bakalım. Fakat tabii ki de bakmadan önce benden çekmek istediğiniz farklı modlar varsa lütfen bunları yorumlarda belirtin. O zaman şimdi güncellemeden bahsedelim. Evet efendim, başlıklarında gördüğünüz gibi az önce bahsettiğimiz gibi komuzun tren modu olduğunu söylemiştik. Yani artık bekleyen sayesinde Minecraft'ımızda modun güncellenmiş sürümüyle birlikte hem boyama özelliği hem birçok hata düzeltmesi ve daha birçok farklı özelliğe sahip oluyoruz. Çünkü bu eklenti gerçekten birinci sürümde de güzeldi ve üzerine de güncelleme eklenince mükemmel oldu. Çünkü birçok hata ve özellik eklendi. Zaten video içinde her birine bakacağız. Bu arada çekmiş olduğum birinci sürüme gitmek isterseniz de şu anda sağ tarafta yer alan karttan gidebileceksiniz. O zaman gelin bu eklentiyi Minecraft'a kuralım ve sonrasında eklentinin güncellenmiş haline beraber bakalım. Fakat tabii ki konuda da sonra yaşarsanız açıklama kısmındaki linkten kapıcana anlattığım videoya gidip ve detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. O zaman şimdi bu eklentiyi Minecraft'a kuralım. Tabii ki de eklentiyi Minecraft'a kurmak oldukça basit olacaktır. İsterseniz modu oyunla yaşa bir, isterseniz de daha önce olduğunuz videoya kurarak oynayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben burada Sırıtren modunu oyunda daha önce oynamış olduğum videoyu düzenleyerek göstereceğim. Sonraki düzenleme işleminde tabii ki sıra burada bulunan videoların versiyon modunuzu yine istediğiniz bir tamamen size kalmış. Bizim için burası önemli değil. Bizim için burada normal olan kısım birazcık çalışalım. Denemeler sekmesi olmakta. Ve burada eklentinin doğru şekilde çalışması için ise tahtörü çocuğu özellikleri, güzel biyomlar ve sonra da yaklaşan içerik ölçü özelliklerini açmanız yeterli olacaktır. Sonraki aşamada eklentiler sekmesi altına yer alan kaynak paketleriyle vedalaş paketi işimiz kaldı. İlk öncelikle buradan kaynak paketlerine giriyoruz. Tabii ki sarışma kısmındaki ilk tane eklentiyi indirdiğinizde paketler menüsünde en üstte yer alacaktır. Sonrasında benim yaptığım gibi buradan paketlerimi seçip Trains Addon paketini açmanız yeterli. Sonraki aşamada yeni bir işlemi davranış paketi içinde yapmaktasınız. Yine buradan da davranış paketini seçip paketi devam etmeniz yeterli. Eğer ki burada paketi göremezseniz paket otomatikman açılmış demektir. O zaman şimdi neye geçelim ve tabii ki de eklentiden bahsedelim. Sen de oyunda Minecraft oluşum için vagonları kullanmaktan sıkıldın mı? Hem görüntü sıkıcı gözüküyor değil mi? Ama artık bunlardan sıkıldıysan bu eklenti tam sana göre. Hem güncellemesiyle birlikte birçok farklı özellik seni bekleyecek ve birçok hata da düzeltildi bu sürümde. Güncelleme için gerçekten ben de sizin kadar çok heyecanlıyım. O yüzden hemen başlamak istiyorum ve heyecandan da birkaç kere video çektim fakat konuşamadım. Evet, gerçekten o duruma beni soktu eklenti. Çünkü birinci sürümde aslında birçok özellik vardı fakat birçok hata ve özellik de kaybediyorduk. Ama artık böyle değil bu eklenti. Peki neler değişti? Tabii ki bunlardan başlamadan önce birinci sürümdeki envantimde gördüğünüz gibi birleştirici parçalardan başlayacağız. Tabii ki sol taraftaki parçaları hemen envanterinizde yumurta menüsünde bulmaktasınız. Ve tabii ki diğer tüm parçalar da hepsi menüsünde en aşağıda bulunmakta. Şimdi yapımlardan önce sizlerle birlikte burada trenleri belli başlı zeminler üzerinde inceleyeceğiz. Burada gördüğü gibi birinci zemin, ikinci zemin ve üçüncü zemin türleri var. Peki burada birinci zeminde tren nasıl gidiyor? Gelin bunu gözlemleyelim. Bakın şu anda trene binmek için ne yapıyordum önceki sürümde de? Üzerine girip rayda basıyordum. Rayda bastığımda şu anda bakın sol tarafta bir okun bulunduğunu görüyoruz. Yani bu sürümde herhangi bir değişiklik olmamış kontrollerde. Sadece yine burada kafamı kullanmaktayım anlayacağınız. Yani ben şu anda bakın tahtaya bakıyorum değil mi, ileri gidemem. İleri gitmek için benim kafamı döndürmem ve oraya doğru tekrar tuşa basmam gerekecek. Ve bakın trenim oraya doğru yönelmeye başlayacaktır. Şimdi peki bu zeminde trenimiz yavaş gidiyor değil mi? Peki ben bunun nasıl önüne geçebilirim? Tabii ikinci zeminde görüldüğü gibi burada elektrikli ray kullanmaktayım. Ve elektrikli rayı herhangi bir tetikleyiciyle çalıştırırsam trenim o zeminden geçerken daha hızlı gidecektir. Vagonlarda da zaten böyle değil mi? Bakın mesela buna da right dediğimde, kontrol ettiğimde bu sefer geliştirilmiş rayın üzerine geldiğinde daha hızlı bir biçimde hareket ettiğini görüyorsunuz trenimizin. Peki bundan da indik. Geldik 3. türdeki bu zemine. 3. türdeki bu zeminimiz dostlar bakın daha fazla
Döngülü bir zemin. Peki döngülü zeminde nasıl gidiyor trenimiz? Bakalım. Rayda bastığımızda ve hızlandırıcı raylardan geçtiğinde hızlandığını görüyorsunuz. Ve bunlarla birlikte tamamen biz binmesek bile kendisi gidecektir dostlar. Bakın bu şekilde. Peki hızlandırma seçeneklerine baktık ve 3 farklı zeminde inceledik. Şimdi önemli olan biraz daha yapımlar ve son yeniliklerden bahsetmek değil mi? Burada tabii ki modun birinci sunmuş olduğu kafasını nasıl yapıyoruz? Yani motor kısmını nasıl yapıyoruz? Burada 3 tane odun etrafına sağ ve sol olmak üzere ortasına odun kömürü, altına demir küçesi, üstüne burada tuzak kancısı kullanmaktasınız. Vagon için burada yine 3 tane odunu koymak ve kalan kısmına 2 deri, üst tarafına da kanca koymanız yeterli. Ve birleştirici parçalara geçtik. Birleştirici parçanın bir tanesi yani vagonu birleştirmek için burada vagonu koymanız ve yanına tasma koymanız yeterli. Yine aynı şey de burada kargo vagonu içinde kargo vagonunu koymanız ve sağ tarafına görüldüğü gibi tasma koymanız yeterli. Peki şimdi ben bu birleştirici parçaları yaptım. Benim ne işime yarayacak? Tabii ki de vagonuma yani trenime bazı şeyler birleştirmeme yarayacaktır dostlar. Bakın şu anda treni bekliyoruz. Connect'e bastık. Ne oldu? Bakın vagon bağlanmış oldu. Yani artık ne olacak? Tren vagonla birlikte gitmiş olacak. Kargo vagonuna geçtiğimizde şu anda üzerine geldiğimizde aç tuşunun çıktığını görüyoruz. Yani bununla birlikte bunun içine bir şey koyarak bir yerden bir yere gitmesini sağlayabiliriz yüklerimizin. Evet şimdi gelelim modun sunmuş olduğu küçük bir yeniliğe daha. Bu yenilikte de dostlar artık boyama özelliği sunuluyor modda bizde. Bakın şu anda burada gördüğü gibi 8 renk bulunmakta. Ve her bir 8 renk artık mod tarafından hem vagonlar için hem de trenin parçaları için boyanabilir durumdalar. Nasıl mı? Mesela bakın şu anda ben burada beyaz boyayı aldığımda artık vagonunu ya da trenin kendisini boyayabilirim. Ne yapıyorum burada? Tek yapmam gereken burada boyayı alıp inme butonuna basarak paint yani boya butonuna basmak olacaktır. Boyaya bastığımda trenin renginin değiştiğini ve seçmiş olduğum boyaya boyandığını görüyorsunuz. Tabii ki bundan başka tekrar sandığı açarsam kullanabileceğim daha kırmızı sarı gibi birçok desteklenen renk arasında seçim yapabilirim. Ve tabii ki demiş olduğum gibi sadece trenin kafasını değil yani kendisini değil vagonlarını boyayabilirsiniz. Bakın vagonuna geldiğinde ve paint'e bastığımda vagonu da boyayabildiğimi görüyorsunuz. Yani artık bu 8 renk arasında istediğim gibi vagonlarımı veya trenin kendisini özelleştirebilmek anlamına geliyor bu. Ve bu sürümde bence bu özellikler mükemmel olmuş ve daha birçok hata da düzeltildi tabii ki. Ben şu anda bu videoda gerçekten biraz karışık anlattım. Çünkü heyecanlı bir şekilde anlattım. Bu eklenti size anlatmak istiyordum. Bence mükemmel de olmuş. Peki sizler bu eklenti hakkında ne düşünüyorsunuz? 9 ay sonra böyle bir güncelleme gelmesi iyi mi oldu veya kötü mü oldu? Lütfen yorumlarda bunları da belirtin. O zaman bu videomuzun da yavaştan sona gidelim. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımını biliyorsanız Anlatıcı.com'a kadar aşağıdan kanal abone olmanız ve yandaki bildirimler yeterli. Mecbur katıldıkta daha birçok açıklama ve zaten de yanma şansına sahip olabileceksiniz. O zaman diğer modyonda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.